Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Konumuz Eleven Labs Reader uygulaması. Bildiğiniz gibi bu uygulama 3-4 aydır oldukça fazla konuşuldu. 3-4 gündür de çok daha yoğun konuşuluyor çünkü Türkçe desteği geldi. Uygulamanın özelliği çoğunuz biliyorsunuz, metinleri, internet sayfalarını vesaire Türkçe olarak okutturabiliyoruz artık. Uygulama şu anda parasız, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ama ileride sanıyorum birkaç ay sonra abonelik gelecek. İnternet web sayfası olarak zaten uzun süredir vardı, kullanılıyordu. Şimdi uygulama olarak da kullanılıyor ve biz görmeyenler için de oldukça önemli bir uygulama. Uygulamanın henüz çok erişilebilir olduğu söylenemez. Biraz uğraştırıyor bazen. Ama yine de istediğimizi şu anda yaptırabiliyoruz. Bu konuda internette ve YouTube'da yeterince deneyim var. O yüzden ben çok kısa olarak size uygulamayı tanıtacağım. Aramızda hiç duymamış olan arkadaşlar da var. Hiç deneyimlememiş olan arkadaşlar da var. O nedenle kısaca bakacağız. Uygulamayı indirdiğiniz zaman Eleven Labs Reader olarak değil de sadece Reader olarak görünüyor. Reader'ı açıyoruz. Reader TMPF 452 HET. Şimdi en alttan başlayacağım. Account. En altta köşede account var. Yani hesap. Onun bir solunda Voices sesler var. Buraya şimdi bakacağız. Bir de Home var. Ana sayfası. Şimdi bulunduğumuz sayfa. Şimdi ben tekrar Voices'a geliyorum. Sesleri açıyorum. Şimdi burada en üstte Filters 0 açmaya yayık çizgi kapatma My Voices Introducing the word My Voices açmaya yayık çizgi. Bu My Voices dediği yer arkadaşlar, biraz sonra göreceğiz. Favoriler gibi istediğimiz sesleri buraya kaydedebiliyoruz, ekleyebiliyoruz. Introducing the word Johnny Voices Call Stories Podcast, Sir Lawrence, James Dean, Bert Reynolds, Judy Garland, Ticari, Mark Alt, Ex, John, Nick, Ross Nature. Burada onlarca ses var arkadaşlar. Bir örnek yapalım. Andrew Smooth Audio Books, Narrative Story. Bunu açalım mesela. Andrew Smooth, Go Back düğme. Andrew Calm, Narrative Play düğme, görüntü. Şimdi burada Play düğmesine bastığımız zaman önce VoiceOver'ı kapatayım. Konuşma kapalı. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. Evet, VoiceOver'ı açalım. Konu. Şimdi burada üstte Go back düğme. Andrew Smooth Old Calm. Narrative Story Play düğme. Görüntü. Narrative Story Calm. Andrew Smooth Audio Books Calm. Burada bir kaydet düğmesi var. İstersek bunları My Voices'a kaydedebiliyoruz. Buradan çıkıyorum. Go back düğme. Elbette bu sesler şu anda İngilizce ya da başka dillerde görünüyor ama multi language olduğu için biz Türkçe bir metin yüklediğimiz zaman onu Türkçe okuyor. Aynı ses. Go back düğme. Geri düğmesi. Çıkalım. Şimdi ana sayfasına dönüp bakalım. Şimdi Home'a dönüyoruz tekrar. En üstte. Import düğme. Görüntü. Belki. Ekle. Import düğmesi var. Buraya, buradan import yapabiliyoruz. Buraya aktarabiliyoruz. Ol açmaya yayık çizgi kapatma text açmaya yayık çizgi kapatma text, düğmesi. Text düğmesi links, var. Links açmaya yayık çizgi files aç links, links açmaya yayık çizgi linkleri kapatma ekleyebiliyoruz. Düğmesi açmaya yayık iOS 18 borsa Apple'de www.apple.com 300'de DSD formları doldurma rehberi 2020. Şimdi mesela bunu açacağım. Bir arkadaşım bana WhatsApp'tan bir PDF dosyası göndermişti. Onu buraya ekledim. Daha önce yaptığım için buraya kaydoldum. Kaydedilmiş oluyor. Şimdi onu açıyorum. Go back düğme. Bakalım. Help düğme. Job ters. More düğme. Progress 0. Select voice düğme. Feedback düğme. Pause et. Şimdi bu pause et düğmesi aynı zamanda yani duraklat oynat düğmesi gibi. Onu ya basıyorum. Pause et. Genel bilgi. M çiçeği, Poxviridae ailesindeki Orthopox virüs cinsinin bir üyesi olan M çiçeği virüsünün M-Pox neden olduğu bir hastalıktır.
Orthopox virüs cinsinin diğer üyeleri camelpox, cowpox gibi diğer canlı türlerinde de görülebilen zoonotik virüslerdir. Evet. Aynı ailenin insana özgü türü olan ve genel olarak... Sig forward. Sig bir nok. Etkin aşılamayla pause et. Evet, tekrar kapattım bunu. Yani bana gelen o PDF dosyası Türkçeyi buraya aktardım ve onu buradaki seçtiğim sesle Türkçe olarak okutturup dinleyebiliyorum. Go back düğme. Şimdi buradan çıkıyorum. Go back. Clear düğme. Evet. İkinci ve son olarak da Getem'in sayfasını buraya yüklemiştim. Erişim engellendi. Düşey satır Getem'e. Getem'in sayfası. Biliyorsunuz her sayfayı açtığımızda en altta paylaş düğmesi var. Bu paylaş düğmesine tıkladığımız zaman açılan paylaşma menüsünde Reader çıkıyor bu uygulama. Oraya tıkladığımız zaman da buraya direkt aktarıyor. Şimdi ona bakalım. Go back düğme. Help more düğme. Progress 0. Select voice düğme. Feedback düğme. Pause et. Şimdi bu yine pause et dediği duraklatma düğmesi. Aynı zamanda play düğmesi. Oraya tıklıyorum. Pause et. Telefonlarımız. Artı 90 212 359 şimdi Getem'in sayfasını okuyor. Plus 90 212 359 75 38 WhatsApp hattı. Sadece mesaj. 90 doğru mu 539. Şimdi bunu Sigbek. Ana sayfa. Kapatıyorum. Düğme. Select voice düğme. Burada select voice diye bir düğme var. Yani ses seç. Buraya tıklıyorum. Activate to dismiss voices. Close düğme. Default. Açmaya ihmal voices. Açmaya jemiyantik ve eskalm. Selected via narrative story. Ava, you to full aimed expressive. Şimdi burada Eva var mesela. Ben deminki sesi beğenmedim diyelim. Bunu tıklıyorum. Selected. Go back düğme. Help düğme. More. Ana sayfa. Progressive. Anahtar sözcük araması. Sayfa düzeni. Şimdi bu sesle okutturuyorum. İstediğiniz sesi seçip oradan okutturabiliyorsunuz. En çok görüntülenen kitaplar. Gönüllü okuyucu olmak istiyorum. Görme engelliler için. Getem. Select voice düğme. Bu select voice'ını seçiyoruz. En son seçiyoruz. Eklenenler. Tarihlerine göre. Playing. Girilen kitapları. Pause. Evet. Tekrar kapattım. Evet arkadaşlar. Uygulama kabaca böyle. Herkesin kullanabileceği bir şey. Yalnız henüz erişim sorunları var. İstediğimiz gibi her yere tam ulaşamıyoruz. Bir de burada bir arkadaş sormuştu nasıl sileceğiz diye. Bir de ona bakayım kısaca. Şimdi diyelim ki erişim engellendi düşey satır. Bu Getem'in sayfasını ben buradan silmek istiyorum. Buraya kaydettiğim şeyleri. Buraya tıklıyorum. Erişim engellendi düğme. Şimdi Help burada düğme, more düğme, açılır düğme, more daha fazla düğmesi var. Oraya tıklıyorum. Save soluk düğme, dismiss context menu düğme, dismiss delete düğme, sil, dismiss context menu düğme. Sil düğmesi var delete. Ona ya tıklıyorum. Go back düğme. Bakalım silmiş mi? Go back mi? Düğme. Player düğme. Import all tech links files. iOS 18 borç. VSD formları dolu. Erişim engellendi. Düşey satır. Geçeme kütüphan. Gördüğünüz gibi silmemiş. Bunları silmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi orada delete sil düğmesine bastığım halde silmedi. Tekrar erişim giriyorum. Erişim engellendi. Düğme. Help düğme. More düğme. Progress 0. More düğme. Açılır düğme. More düğmesine basıyorum. Düğme. Yine. Şehir. Soluk düğme. Belete düğme. Belete düğme. Dismiss court değil. Karakterler. Sözcükler. Başlıklar. Görüntüleri tanımlama. Ses yüksekliği %80. Ses zayıflığı. Ekran tanıma kapalı. Bu ekran tanımayı açıyorum. Açık. Paylaş düğme. Sil düğme. Burada sil düğmesi var. Geri düğme. Uyarı. Confirm delete on. Şimdi. You will no longer have this read item. Canca düğme. Canca düğme. Canca. You will no longer have this read item. Confirm delete on. Canca düğme. Delete düğme. Delete düğme. Şimdi burada çıkan delete düğmesine basıyorum. Oh, düğme düğme. Bakalım düğme, şimdi. Düğme. Şimdi kontrol edeceğiz. Şimdi kontrol ediyorum. VSD formları doldurma rehber. Bunu ya dinlemiştik. Bunun altındaydı Getem. Cinderella, file 13. Evet. Cinderella'ya geçti. Yani silmişiz. İşte bu silme sorunu var. Kolay silemiyoruz.
dediğim gibi erişim sorunları var. Ama bir yöntemle silebiliyoruz. Evet arkadaşlar, kısaca böyle çok uzatmayayım.